Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce piyasalarda olup bitenleri aktarmaya çalışacağız. Rusya-Ukrayna savaşı ve bu çerçevede Türkiye'ye potansiyel etkileri değerlendirmeye çalışacağız programımız çerçevesinde. Programın son bölümünde ise Melte Bey Investment Management Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Önder bizlerle birlikte olacak. Piyasaya dair aynı zamanda uluslararası piyasalardaki yaptırımların uygulanma esaslarına dair detayları kendisiyle konuşup değerlendirmeye çalışacağız. Ancak önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var onlara bakacağız. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 6. gününde gelişmeler piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Dün yapılan müzakerelerden sonuç alınamazken Kremlin'den Putin şu anda Zelenski ile konuşmayı planlamıyor. Yaptırımların bizim pozisyonumuzu değiştirmesi söz konusu olamaz açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'nın uluslararası arenada yargılanacağını ifade ederken müzakerelerden istediğimiz sonuç çıkmadı. Rusya savaşı bitirmek için kendi pozisyonunu açıkladı. Delegelerimizle müzakerelerin ikinci kısmında ne konuşacağımızı belirleyeceğiz dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kesinlikle kabul edilemez. NATO Rusya ile çatışma istemiyor, Rusya savaşı derhal durdurmalı şeklinde konuştu. Diğer yandan batılı ülkelerin yaptırım kararları da gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği 7 Rus bankasının SWIFT sisteminden çıkarılması üzerine çalışma yapıyor. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yönelik yaptırımlar her geçen gün artarken ülkenin hisse senedi ve tahvillerinin büyük küresel endekslerden çıkarılma ihtimali de artıyor. Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI, Rusya hisse senetleri için nasıl bir aksiyon alınacağı konusunda piyasa yatırımcılarından geri bildirim aldığını duyurdu. Goldman Sachs ise Amerika'nın yaptırım uyguladığı Rus tahvillerini endekslerden çıkaracağı uyarısı yaparken Bloomberg hisse senedi endeksi 28 Şubat'taki açıklamasında Rus Sberbank'ı endeksten çıkaracağını duyurmuştu. Rusya-Ukrayna savaşı para politikasına yönelik beklentileri de değiştirdi. Jeopolitik gelişmelerin ardından piyasa aktörleri Fed'in Mart ayında 50 bas puan faiz artışına gideceği yönündeki beklentilerini geri çekti. İlgili swap göstergelerine bakıldığında 25 bas puanlık artışa ise kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklentisi de Rusya'nın Ukrayna işgalinin ekonomik büyümeyi tehdit etmesi nedeniyle gelecek yıla ötelendi. Para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın ilk artışı Ocak 2023'te yapması ve faizi 25 bas puan yükseltmesi fiyatlanıyor. Fiyat İstikrarı Komitesi bugün saat 19'da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığı'nda 3. toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda Rusya-Ukrayna krizinin fiyatlar üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında %14.86 düşüşle 45.32 değerini alarak endeks tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi de bir önceki aya göre %10.43 gerileyerek 57.76 oldu. İstanbul Sanayi Odası verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Şubat'ta %55.3 seviyesine çıktı. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi. İstanbul'da toptan fiyatlar Şubat ayında yıllık %58.6 arttı. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Altın Tasarruf Ekosistemi projesi bugün itibariyle devreye alındı. Proje kapsamında vatandaşlar 81 ilde altınlarını bankalara yatırabilecek. Altın değerleme noktasında yetkilendirilmiş kuyumcular üzerinden yapılacak altın yatırma işlemleri için hiçbir masraf ödenmeyecek. Kişiler bankaya yatırılan altınlardan gelir elde edebilecek. Haberler böyleydi. Hızlıca rakamlara bakalım. Piyasalarda riskten kaçınma modu Avrupa özelinde ön planda gibi görünüyor. Avrupa borsaları %1.66 ekside. DAX'taki kayıplar %3'e, keza yine Kakaran'daki kayıplar da aynı seviyelere doğru işaret ediyor. Bu noktadan sonra risk algısındaki bozulma nereye kadar gidecek? Aslında bir miktar buraya doğru odaklanmış durumdayız. Dün ağırlıklı olarak Avrupa'da bankacılık endeksinde satışlar görmüştük. Bugün itibariyle de baktığımızda
baktığımız zaman özellikle yine Avrupa borsalarında ciddi satışlar görmeye devam ediyoruz. Bankacılık endeksi bugün de %4 kadar aşağıda. Yılbaşından bu yana kayıplarına baktığımızda Avrupa Stoxx bankacılık endeksinin %10'un üzerine çıkmış durumda şu an itibariyle kayıplar. Bizde ise nispeten daha pozitif bir performans var. Borsa İstanbul 100 endeksi şu anda bankalar öncülüğünde artı seyrini sürdürüyor. %2.2 artıda Türkiye'de bankacılık endeksi. Garanti Bankası %4.5'un üzerindeki artıyla başı çekiyor. Diğer taraftan yine İş Bankası'nda %1.7, Yapı Kredi'de %2'ye yaklaşan artılar ön planda kalmayı sürdürüyor. Biz Borsa İstanbul'da dediğimiz gibi ağırlıklı olarak bankalarla yukarı gidiyoruz. Ama sanayi endekse baktığımızda da %1 civarında yukarı yönlü hareket var. Burada da özellikle Erdemir tarafındaki %4.5'luk artış ve yine benzer oranda Aselsan'ın primi ön planda gibi görünüyor. Düşenler arasındaysa Türk Hava Yolları'nı ilk sırada görüyoruz. Bilanço sonrasında %2.5 civarında aşağıda seyrediyor. Diğer havacılık hisselerinde de benzer şekilde satışlar var. Pegasus'ta %4'ün üzerine kayıplar, TAV'da %4'e yaklaşan kayıplar söz konusu. Özellikle Rusya-Ukrayna gerginliğinin daha da ilerliyor ve sertleşiyor olması buralardaki düzeltmeleri bir miktar daha artırıyor gibi görünüyor. Kur tarafında 14 lira seviyesine yaklaşan bir dolar TL 13.93.45 seviyesindeyiz. 15.60'lara yakın yerlerde ise euro dolar fiyatlaması var. Sepet kur 14.75'ler düzeyinde. Türkiye'nin CDS'leri 590 bas puan civarından fiyatlama buluyor. Diğer taraftan özellikle önümüzdeki süreçte Rusya'da olup bitenlerin finansal piyasalar üzerinde ve gelişen ülkeler üzerinde yaratacağı zorluklarda yine tartışılmaya devam ediliyor. 1500 bas puanın üzerine çıktı Rusya'nın CDS primi, onu da aktarmış olalım. Amerikan vadelilerine baktığımızda oralarında eksi de seyrettiğini görüyoruz. Avrupa'daki satışlara paralel şekilde orada da şu anda %0.8'ler civarında her 3 büyük endekste de kayıplar dikkat çekiyor. Brent petrol %6'ya yakın yukarıda, 103 dolar 77 sente. WTI Amerikan tipi ham petrolü ise 101 dolara yaklaşan bir fiyatlama gösteriyor. Şu dakikalarda aynı zamanda spot altının ons fiyatı da 1918 dolar seviyesine kadar geldi. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra gidiyoruz. İş yatırıma Başak Mutlu bizleri bekliyor orada. Başak, özellikle Rusya-Ukrayna gerginliği uluslararası piyasalarda daha net ve belirgin şekilde hissediliyor. Bundan sonra işleyişin nasıl olacağı, özellikle Rusya'ya yaptırımların hem gelişen ülkeler üzerindeki hem Rus ekonomisi üzerindeki yaratacağı ekstra baskı hesaplanmaya çalışılıyor. Bu arada Avrupa'daki bankacılık hisselerinde yaşanan sert satışlar acaba Amerikan endeksleri içinde gösterge olur mu diye tartışıyoruz. Merhaba, öncelikle iyi yayınlar. Bu hafta sizin de başta bahsettiğiniz gibi Rusya-Ukrayna geriliminde aslında bir sonuca da varılamamış olması, görüşmeler devam etse de henüz net bir sonuç olmaması ve gerilimin cümbecün tırmanmasıyla beraber risk iştahında ciddi bir azalma görüyoruz. Burada özellikle dikkat çeken Avrupa'nın negatif ayrışması. Amerika'da da evet satıcıda bir seyir var, ancak Avrupa ekonomik olarak Rusya'ya bir miktar daha bağımlı olduğu için burada sektörel bazda da ciddi bir ayrışma görüyoruz negatif taraftan baktığımızda. Bu haftanın aslında genel konusu biraz da Rusya ve Ukrayna geriliminin dışında makroekonomik veriler olacak. Zira Fed başkanları ve Fed Başkanı Powell'ın kongrede konuşması var bu hafta. Dolayısıyla orada gelecek sorular özellikle Rusya-Ukrayna geriliminin yarattığı enflasyon baskısına yönelik açıklamalar takip edilecek. Bunlar tam da Mart ayında Fed'in faiz arttırma sürecine başlayacak olması nedeniyle oldukça önemli. Yine istihdam tarafına baktığımızda Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam var ve petrol tarafında da fiyatlarda yükseliş sürerken OPEC yarın bir görüşme yapacak. Dolayısıyla tüm bu makroekonomik gelişmeler aslında Rusya-Ukrayna gerilimi kadar endeksler açısından ön planda olacak. Endeksler tarafına baktığımızda özellikle sektörel bazda bir ayrışma görüyoruz. Burada yenilenebilir enerji sektörünün pozitif seyrettiğini, ki bu önümüzdeki süreçte de şayet yaptırımlar orta vadede bu şekilde korunacak olursa Avrupa'nın bazı politikalarında revizyona gitmesiyle devam edebilecek bir süreç.
Diğer yandan bugün Avrupa tarafında özellikle turizm, havacılık, hava sahasının kapatılması nedeniyle çoğu ülkede ve artan jeopolitik gerilimle beraber negatif seyrediyor. Ama dikkat çeken bir diğer sektör Avrupa'da negatif ayrışan otomotiv sektörü olarak öne çıkıyor. Keza sizin bahsettiğiniz finans sektörü de aynı şekilde. Burada özellikle otomotiv tarafında Avrupa için Rusya'nın oldukça büyük bir pazar olması ve yaptırımların beklendiği üzere orta vadede sürmesi durumunda aslında tamamen kapanacak bir pazar olması olarak öne çıkıyor. Yine birçok firma için özellikle enerji sektöründe faaliyet gösteren firma açısından baktığımızda Rusya'da yatırımları bulunuyor. Bu yatırımlardan da kısa vadede çıkış planlanması hisse bazında negatif etkiye yol açabiliyor endeksler tarafından. Dolayısıyla biz bu baskının sonuç kısa vadede bir sonuca varılmadığı ve anlaşma sağlanamadığı sürece özellikle yaptırımların hafifletilmediği sürece devam edeceğini öngörüyoruz sektörel ayrışmanın. Zira sizin de yine bahsettiğiniz gibi Rusya CDS'lerinde ciddi bir yükseliş var. Özellikle finansal anlamda ambargo diye tabir edilebilecek yaptırımların uygulanması ülke ekonomisini de oldukça zor duruma sokmuş durumda. Burada süreç uzadıkça Avrupa başta olmak üzere endekslerde ciddi bir baskının devamı, özellikle sektörel ayrışma ve enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü bir revizyon görebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Başak Mutlu, sana aktardığım bu notlar için. Şimdi Serdar Pazı ile birlikteyiz. Serdar, hoş geldin. Merhabalar. Özellikle Rus rublesi üzerindeki baskıyı yakından izlemeye devam ediyoruz. Evet. Yüzlerin altına doğru sarktı bugün. Dünkü faiz artırımı aynı zamanda aslında doğrudan müdahale olmamasına rağmen nispi sermaye kontrolleriyle birlikte şu anda Rus hükümeti ve Merkez Bankası rubleyi belli ölçüde kontrol altına almaya çalışıyor. Ancak genel anlamıyla bakıldığında tabii Rusya'da bir temerrüt fiyatlaması giderek daha ön plana çıkan senaryo gibi görünüyor. İşin bir bu tarafı var. Evet. Bir de bu kadar gerginliğin olduğu ortamda Mart ayındaki FED toplantısında kuvvetli bir faiz artırımı sinyali gelir mi? Ona ilişkin şüpheler var. ECB'den beklentiler gelecek yıla ertelenmiş görünüyor şu anda. Evet, yani rublenin hatırlanacak olursa haftanın başlangıcında tezgah üstü piyasalarda yani 100'ün üzerinde önemli makasın da açılması, spreadin çok geniş olduğu işlemler sonrasında giderek işte Swiss sisteminden çıkartılan Rus banka sayısında artış, Euro bölgesinin de Amerika'dan sonra işe benzer şekilde müdahil olması, giderek daha sert yaptırımlar neticesinde rubledeki değer kayıpları belli bir noktaya geldi. 100 seviyesinin altında bir hani denge arayışı söz konusu olsa da oldukça kısa vadeli, yani önümüzdeki haftalarda, aylarda sadece Rus devletinin değil, işte başta Gazprom, Rus Demir Yolları, Yandex vesaire de dahil olmak üzere çeşitli şirketlerin kupon ödemeleri ve tahvil itfaları var. Hani bunlar nasıl yapılacak? Rus Merkez Bankası'nın önemli ölçüde rezervlerine erişiminin engellendiği, bloke edildiği bir noktada bu borç geri ödemeleri nasıl yapılacak? Bu da merak konusu ve ciddi şekilde artan ölçüde, yani 1500 lira varması demek, yani Rusya'nın işte artık bir Arjantin gibi, Venezuela gibi, Lübnan gibi hani büyük ölçüde batık olduğunun büyük kabul edilmesi, fiyatların içine girmesi anlamına geliyor. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz arttırımının bu sene itibariyle artık pek mümkün gözükmemesi, Alman 10 yıllık tahvillerin neredeyse yeniden sıfıra geliyor olması, Mart ayındaki FED faiz arttırım beklentisinin de 50 bas puan arttırımın tamamen masanın dışında bırakılarak 25 bas puan olarak genel kabul görmesi önemli. Önümüzdeki 3 toplantıda hani 1-2-3 arttırım gelir ama ondan sonra bakıldığında daha sonraki arttırımlar nispeten artık cepte pek gözükmüyor. Hatırlanacak olursa Amerika'daki son enflasyon verisinde 7,5'lara gelinmesi sonrasında 6-7 toplantı üst üste arttırım olur mu şeklinde büyük yatırım bankalarından yeni projeksiyonlar gelmişti. Yani Fed'in dot plotuna %2,5'lara çok hızlı bir şekilde gelineceğine dair artık bunun pek mümkün olmadığını görüyoruz. Hatta 10 yıl vadeli TIPS, yani enflasyona karşı koruma sağlayan tahvillerin reel getirileri nerelere bakacak olursak orada -0.40'lardan -0.80'lere, yani bu hemen hemen 2 faiz indirimine eşdeğer bir piyasada risk algısında bozulmaya işaret ediyor. Keza şirket tahvillerinin de hem Amerika'da hem Avrupa'da hem Japonya hariç bırakıldığında Asya'da yatırım yapılabilir kredi notuna sahip şirketlerin son 10 yılların en kötü
başlangıcını yaptığını işaret ediyor. Yani Şubat ayında geride bıraktık. Ocak ayındaki kayıpların ardından Şubat ayında misliyle kayıplar. Şimdi 2 sene üst üste de tahvillerde genelde kayıp pek görmüyoruz. Yani 30-40 yıldır tahvillerin nominal faizlerinin aşağı geldiği bir trendin içerisinde olduğumuzu düşünürsek ilk defa neredeyse 2 sene üst üste, yani bu yıl böyle devam edecek olursa, tahvillerde önemli kayıplar. Bu da işte BlackRock gibi, PIMCO gibi, yani yüksek oranda tahvil portföyleri olan hedge fonlar üzerinde de hani daha negatif havanın artmasına neden olabilir. Ve Asya üzerinde, Rusya üzerinde yatırım yapan borsa yatırım fonlarının, işte VanEck gibi, iShares, MSCI Rusya gibi, bunların da ciddi %30 civarında varlıklarının eridiğini görüyoruz. Keza yabancı endekslerde işlem gören Rus ortaklı büyük bankaların ya da şirketlerin de benzer şekilde önemli kayıplar yaşadığını görüyoruz. Serdar, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ukrayna-Rusya krizinin çeşitli sektörler ve ürünler üzerindeki etkilerini tartışacağız bu bölümde. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar bizlerle birlikte. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna krizinin Türkiye'deki kuyumculuk tarafı üzerinde önemli etkileri olmasını bekleriz. Zira Türkiye'ye hem turizm anlamında geldiğinde tüketen, hem aynı zamanda bizim ihracatımız açısından da önemli pazarlar buralar. Dolayısıyla ne kadar ve nasıl etkilenmesi beklenir ilk elde? Şunu söyleyeyim, normal olarak resmi ihracat rakamımıza baktığınız zaman 30 milyon dolar gibi Ukrayna ve Rusya'ya gözükmekle beraber dolaylı olarak yaptığımız, diğer ülkeler üzerinden yaptığımız ihracat rakamımız yaklaşık 300 milyon dolar. Bunlar resmi ihracat rakamları. Eğer bunu Laleli ihracatını ilave edersek bu 500 milyon dolara çıkar. Ancak turizm ihracatını işin içine sokarsak esas orada büyük bir sıkıntı var. Normalde mücevher sektörünün turizm ihracatı ortalama 4-5 milyar dolar civarında. Bunun da yaklaşık %60'ı Rus ve Ukraynalı turistlere. Burada da yaklaşık 2,5-3 milyar dolar gibi ihracat rakamlarında gözükmeyen bir ihracattan bahsediyoruz. Peki özellikle tabii bu dönemler altın fiyatlamasının zorlaştığı da dönemler. Bir yandan çok ciddi bir hareketlilik var. İşte 1900 doların üzerine bir altın fiyatı var. Dolayısıyla şu an itibariyle bir ham maddeye ulaşmak, İki ulaştığınız ham maddenin fiyatlamasını bulmak da çok kolay değil gibi görünüyor. Ne dersiniz? Tabii şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşının birçok etkileri var. Turizmde etkileri var, ihracatta etkileri var, domino etkisi var. Cumartesi günü Ticaret Bakanımızın önderliğinde yaklaşık 50'ye yakın sektör başkanı toplantı yaptık, uzun uzun etkileri ne olacak diye. Hatta buraya da Birleşmiş Bankalar Derneği'nden toplantısından çıkarak geldim. Orada da Rusya ve Ukrayna'da parakendecilik yapan arkadaşlar ve Rusya'daki genel müdürleriyle toplantı yaptık. Yani son 3 gün içerisinde bütün o coğrafyadaki etkilerini değerlendirme fırsatı bulduk. Bu ham madde ile alakalı sıkıntı bütün sektörlerde oluşacak. Bazı sektörlerde Ukrayna'dan ithal edilen ürünlerle alakalı sıkıntılarla karşılaşacağız. Bunun yerine başka ülkelerden ithal edilmesi gündeme gelecek. Mesela konuşmuşsunuzdur, bir ayçiçek örneğini verebilirim. En büyük ithal ettiğimiz ürünlerden bir tanesi Ukrayna'da. Veyahut da altınla alakalı bu savaştan dolayı kaynaklanan ons fiyatındaki spot piyasaya göre, uluslararası piyasaya göre yaklaşık 20 ons yukarıdan işlem görmesi var Türkiye'de işlerin. Dolayısıyla herkes değişik pozisyonlarda sıkıntıları yaşıyor. Biz mücevher ihracatçı birliklerinin de şu anda en büyük sıkıntısı ve üreticimizin en büyük sıkıntısı maalesef ham maddeye yüksek fiyattan ulaşmayla alakalı bir sıkıntımız var. Zannediyorum şu anda ons rakamları 1917-18 civarlarında dolaşıyordu en son baktığımda. Fakat biz bunu yaklaşık 1938 dolarlardan falan alıyoruz. Hatta alamıyoruz çünkü uluslararası arenada fixleme yaptığımız için müşterilerimizle, bir Amerika'daki müşterimizle fixlediğimiz zaman 1918 artı 2 puanla bugüne kadar fixliyorduk. Yani 1920 ideal rakamdı. Şimdi müşterimize 1938 dediğin zaman herkes şaşırmış durumda, Avrupa, Amerika, diğer coğrafyalarda. Burada birincisi uluslararası arenadaki gelişmeler var. İkincisi de
Zannediyorum Türkiye hazinesinin altın ithalatıyla ilgili yaptığı bazı düzenlemeler var. Dolayısıyla sektörümüz eğer bu sıkıntılara, ham maddeye ulaşımdaki sıkıntılara devam ederse, bizim bir 9 milyar dolar gibi bir ihracat hedefimiz vardı. Bu rakamlara da ulaşmamız epey bir zorlaşacak gibi gözüküyor. Mustafa Bey, iki tane daha hızlıca sorum olacak. Bunlardan bir tanesi, özellikle geçen hafta gerginlik arttığı için içeride bir miktar bireysel altın talebinin arttığını gördük. En azından bankalar üzerinden aldığımız geri dönüş böyle. Siz birincisi böyle bir teşhiste bulunabildiniz mi? Var mıydı talep? Varsa bu hafta nasıl? Şöyle söyleyeyim ben size. Normalde biz bunu piyasadan hep şöyle görürüz. Eğer ki bizim etrafımızdaki insanlar da altın istemeye, altın talep etmeye başlarlarsa biliriz ki altın artık iyice aşağıya kadar inmiş. Bunu 2020'nin Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında gördük. O zaman da söylemiştim. Eğer ki Ayşe teyze, Mehmet amca da şu paramı al benim akşam eve altın getir dediği zaman sektörde bir talep olduğunu görüyoruz. Ve zaten 2020 yılında da 25 milyar dolara çıkan altın ithalatıyla bunu karşılaşmış olduk. Şu anda öyle bir şey yok. Onu söyleyeyim ben size. Belki böyle bireysel hareketler vardır ama şu anda gerek dolarda gerek altın fiyatlarında 850-860 biraz 900'ü gördüğü zaman tam tersine inanılmaz derecede bu sefer Mehmet amca, Ayşe teyze altınımı satayım mı diye sormaya başladı. Çünkü onlar da altını alalı neredeyse bir buçuk sene oluyor. 800 lirayla 900 lira arasında aldılar. Onlar da şu anda birazcık altını satmak için bence pozisyon yapıyorlar. Ve tam tersine bence şu anda altında çıkış gibi bir şey olduğunu gözlemliyorum ben. Mustafa Bey, peki son sorumda özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için altın korumalı mevduat ürünü. Buraya ilgi görüyor musunuz? Bugün itibariyle başlıyor buradaki ürün. Soran var mı? Ne kadar ilgi olmasını beklersiniz? Şimdi buradaki diğer döviz gibi olacağını düşünmüyorum. Evet, önemli. Netice itibariyle baktığınız zaman evet yastık altı 300 milyar dolarlık altın var ama bunların hepsi yastık altında değil. Bunların yaklaşık %80'i boyunda, elde, bilekte dolaşıyor. Bunların ben sisteme gireceğini düşünmüyorum. Burada sisteme girecek rakam 50-60 milyar dolar civarında. Bunun da peyderpey gireceğini düşünüyorum. Zaten Hazine ve Maliye Bakanlığı da senede 200 ton, 300 ton gibi bir rakam koydu. Yani 1,5 milyar dolar civarında. Bunlar da girer çünkü ağırlıklı olarak piyasaya girecek olan iş adamlarının aldığı, insanların aldığı bu sarrafiye, külçe altın dediğimiz kısmın sisteme girmesi. Burada da oyuncu sayısı arttıkça, çünkü Türkiye'de 35-40 bine yakın kuyumcu var, daha 1500 tanesinde bu işlem yapılıyor. Bu işlem sayısı arttıkça bu rakam da çoğalmaya başlayacak ama birazcık böyle çark yavaş yavaş dönmeye başlayacak. Mustafa Kamar, çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Şimdi bu kez yaş meyve ve sebze Ukrayna-Rusya krizinden nasıl etkilenir? Buna dair detayları konuşmak için Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Necdat Sin bizlerle birlikte. Necdat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Açıl Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir yaş meyve sebze ihracatımız var Rusya'ya. Buna diğer çevre ülkelerini de katarsak, Belarus'u, Polonya'yı, diğer ülkeleri, Romanya'yı, yaklaşık olarak toplam yaş meyve sebze ihracatımızın 3 aşağı 5 yukarı yarısına ulaşıyoruz. Ne kadar etkilenmesi beklenir bu yaşanan gelişmelerden? Açıl Bey, tabii ki bizim yaş sebze meyvede Anadolu'da ilk 4'e giriyor. Bazen 3, yani biz bir Rusya, 2 Irak, 3 zaman zaman Ukrayna, zaman zaman Romanya değişmekle beraber Belarus da var bu işin içinde. Yaş sebze ve ihracatımızın ciddi bir miktarını bu ülkelere yapmaktayız. Peki bu noktada özellikle önümüzdeki dönemde bunların nasıl etkilenmesi beklenir diye sormak isterim. Çünkü iki tane temel problem var. Bir, oraya girişler çıkışlar hem Rusya'ya hem diğer ülkelere. Hem de aynı zamanda tahsilat problemleri. Yani ihracatçılar veya aracılar Rusya'dan tahsilat gerçekleştirebilecekler mi? Buralarda yapılacak olan tahsilatlar hangi para birimi üzerinden nasıl gerçekleşecek, ne dersiniz? Şimdi zaten satışlarımızın tabiriyle sebze hallerine
Necdet Bey'le bağlantımızda bir sıkıntı olduğunu anlıyoruz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yeniden karşınızda olalım. Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümün sonunda yarım kalmıştı bağlantımız. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Sin bizlerle birlikte özellikle Ukrayna ve Rusya'ya yaptığımız yaş meyve sebze ihracatından bahsediyorduk. Ne kadar etkilenmiş olabileceğini, önümüzdeki süreç açısından bakıldığında buralarda para birimi olarak hangi parayla tahsilatın gerçekleşebileceğini sormuştum. Bir de şunu ekleyerek bitireyim Necdet Bey soruyu. Hem hangi para birimiyle yapılacak hem de aynı zamanda eğer ki burada ihracatta bir sorun olursa bunun iç piyasada fiyat düşüşü olarak karşımıza çıkma olasılığı nedir, ne kadardır? Teşekkürler Açıl Bey. Şimdi tabii ki biz bu ülkelere ciddi bir yaş sebze meyve ihracatımız var. Bu para biriminden de etkilenecek çünkü şu andaki durumla para ciddi bir devevle olmuş durumda. Bundan etkilenmemek mümkün değil. Bir de bu savaşın başlamasıyla beraber ihracatçının parasını almada ağırlaşacak bir sıkıntılar da yaşanacak. Bundan biz ihracatçılar olarak rapor hazırlıyoruz. Yetkililerle görüşüyoruz. Yetkililerden de bu anlamda pozitif bir ayrımcılık bekliyoruz. Finansa ulaşmada KGF olsun, diğer argümanlarda olsun bir destek bekliyoruz bunu atlatmak için. Şimdilik daha netleşen bir şey yok ama Rusya ihracatımızda deniz üzerinden devam ediyor. Samsun-Norveç arasında orada çok büyük bir sıkıntımız yok ama diğer ülkelere yapılan ihracatta tabii ki etkileniyor. Bir de bekleyen araçlarımız vardı. Onların bir kısmı geri geldi, bir kısmı daha belirsizliğini koruyor. Ondan da etkileneceğimiz kesin. Bu evet. İş piyasaya gelince mutlaka iş piyasayı etkiler ama şöyle yanlış bir algı var. Yani ihracat olmazsa iş piyasada fiyatlar düşer. Bu tamamen yanlış bir algı. Biz üretmek durumundayız, biz ihracat yapmak durumundayız. Diğer ülkelere baktığımız zaman yaş sebze meyve tarım ihracatından milli ekonomi ciddi katkıları var. Bunu böyle okumak lazım. Onun için şu an ihracatın olmaması tabii ki iş piyasada geçici olarak bir fiyatların geri gelmesi normaldir. Necdet Bey çok teşekkür ediyoruz aktardığınız değerlendirmeler ve yorumlar için. Şimdi gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, özellikle Londra'da ve diğer piyasalarda ağır satışlar ön plana çıkmış gibi görünüyor. Avrupa borsaları düşmeyi sürdürüyor. Aynı zamanda yaptırımlar da tam gaz Rusları sıkıştırmaya devam ediyor. Evet, açıkçası batılı şirketler birer birer Rusya'dan çıkma yönünde karar alıyorlar. Her geçen gün yeni bir şirketin bu yönde karar aldığını görüyoruz. Mesela bugün Danimarka merkezli konteyner şirketi Maersk Grup'tan gelen açıklama önemliydi. Çünkü geçici süreyle Rusya'ya yaptığı teslimatları ve aynı şekilde Rusya'dan gelen teslimatları askıya aldığını duyurdu şirket. Dünyanın en büyük konteyner şirketi olması bakımından bu açıklama aslında teslimatlar tarafında önemli bir kırılmanın yaşanacağının habercisi. Dün de İngiltere'den benzer bir açıklama gelmişti. Çünkü İngiltere hükümeti Rusya kaynaklı, Rusya merkezli gemilerin İngiliz limanlarına yanaşmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Avrupalı enerji şirketlerinden arka arkaya açıklamalar geldi. Hafta sonu ilk olarak BP, Rus enerji şirketi Rosneft ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı. %20 oranında hissesi bulunuyordu ve 25 milyar dolarlık bir zarar yazacağını açıkladı şirket bilançosuna. Bununla beraber Norveç merkezli enerji şirketi Equinor'da Rusya'daki ortak girişimlerinden çıkmaya başlayacağını duyurdu. Yaklaşık 1,5 milyar dolara yakın bir varlığı bulunuyor şirketin Rusya'da. Shell de bu iki şirketi takip etti ve aynı şekilde Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını, projelerinden çekileceğini ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattından da çekileceğini açıklamış oldu. Otomotiv şirketleri Rusya'ya yaptığı otomobil teslimatlarını durduruyorlar. General Motors mesela ilk açıklamayı yaptı. Geçtiğimiz sene yaklaşık Rusya'da
3000 otomobil satışı yapmıştı. Şirket bir sonraki açıklamaya kadar herhangi bir otomobil teslimatı Rusya'ya yapmayacağını duyurdu. Volvo Cars aynı şekilde geçtiğimiz sene 9000 adet bir satışı gerçekleşmişti Rusya'da. O da General Motors takiben ikinci bir duyuruya kadar yeni bir teslimat yapmayacağını açıkladı. Volkswagen ise hafta başında yaptığı açıklamada bayilere otomobil teslimatını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Daimler Truck ise ortaklığını sonlandırma kararı almıştı. Son olarak Avrupa borsalarına da bakalım. Endekslerle bugün satıcılı seyir devam ediyor. 2020 Ekim'den bu yana en uzun süreli düşüşünü kaydediyor Avrupa borsaları. %2'yi aşan, %3'e ulaşan kayıplar var açıl sezen. Ceren, çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın bu notlar için. Meltemi Investment Management Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Önder bizlerle birlikte. Fikret Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Açıl Bey. Ceren diyor ki biraz önce Ekim'den bu yana Avrupa borsaları en uzun süreli düşüşünü gerçekleştiriyor. Hakikaten ciddi sıkıntı, ciddi sorun var. Özellikle tabii Rusya'ya yaptırımların çok ön plana çıkması önemli. Bu bağlamda Avrupalı bankalar üzerinde yoğunlaşmış ciddi bir baskı da söz konusu. Dolayısıyla önce bu yaptırımların uygulanabilirliğini, uygulanış esaslarını nasıl görürsünüz diye bir sormak isterim size. Bu yaptırımların uygulanmamasına imkan yok. Uygulamakta ayak süreyen bankaların, kurumların da ciddi problemlerle karşılaşmasını bekleyebiliriz. Avrupa tabii pek çok bakımdan başka ülkelerden, başka yerlerde ayrışıyor. Birincisi kendi içinde bu konflikt cereyan ediyor. İkincisi de finans sektörü açısından Rusya'dan en çok kredi alacak bakımından şey olmuş, zorlanmış tarafta. Tabii aslına bakarsanız Avrupa Birliği bankalarının Rusya'dan alacakları toplamın içerisinde sadece 0.7 gibi bir şey tutuyor. Çok yüksek bir miktar değil. Ama burada problemi yaratan az sayıda bankanın konsantre bir şekilde bunun içinde olması. En başta Avusturya'nın Raiffeisen Bank geliyor. Toplamın %4'ü gibi bir kısım Rusya'dan bekleniyor. Ama bütün Avrupa'nın ortalamasına, tamamına bakarsanız aslında bu Avrupa bankalarını batıracak bir şey değil. Ancak mutlaka karlılıklarını bu sene için negatif etkileyecek. Bunu da zaten fiyatlarda her gün görüyoruz. Tabii Swift sisteminden çıkarmak çok ileri bir adım. Ancak kimse Rusya'nın bu kadar büyük bir işgale kalkışacağını öngörmediği için başlangıçta nispeten yavaş gelen ama arkasından işin ciddiyeti anlaşılınca daha da büyütülen bir nükleer opsiyon denilebilir ekonomi açısından bakıldığında. Buradan sonrasında ne olabilir? Yani çünkü bu birçok şeyi değiştiriyor. Rusya'nın hem bugünkü fonksiyonlarını kısıtlamak hem de Merkez Bankası'nın da bu arada varlıkları dondurulduğu için hani rezervine ulaşamıyor Merkez Bankası. Evet. Hani bütün bunlar ciddi bir ekonomik problem. %20'ler civarında daralabilecek bir ikinci çeyrek Rus ekonomisi. Ciddi yükselecek bir enflasyon, bankaların finansman zorluğu içinde olması ve birçok şirketin de ödeme güçlüğü içine düşmesi gibi zincirleme bir aksiyonu tetikler gibi duruyor. Rusya için. Rusya için. Evet. Yani dün Amerika'da işlem gören en büyük Rusya fonu bir günde %30 düştü. Bir günde. Evvelce böyle bir şey olmuş muydu? Bilmiyorum, herhangi bir ülke fonunun bir günde bu kadar düştü ve büyük de bir şey, büyük de bir borsa yatırım fonu. Durum öyle gösteriyor ki Rusya yavaş yavaş yatırım yapılamaz bir hale gelmekte. Ve son 6 gün içinde bunun ne kadar hızlı ilerlediğini hakikaten inanmak güç. Birinci günü çok iyi hatırlıyorum. Okuduğum büyük yatırım bankası stratejistleri %80 ihtimalle iki ayrılıkçı bölgeyi işgal eder, burada kalır diyorlardı. Kimse öngöremedi diyebiliriz. Evet. Yani piyasa açısından, evet, piyasa yani stratejist açısından olarak belki vardı. Ertesi sabah hani çoktan bu iki ayrılıkçı bölgenin aşılıp da Kiev'e doğru hareket başladığını görünce piyasalar büyük bir şoka uyandılar. Rusya
için problemler çok taraflı. Aslında bütün dünya için problemler var. Bir takım, belki onları da sonra konuşuruz ama Rusya'nın problemleri sizin de belirttiğiniz gibi çok büyük, galiba toplamı 630 milyar gibi bir rezervine ancak Çin'e aktarmış olduğu bir küçük bir kısmına erişebilir. 90 milyar dolar. Evet, kardeş. Erişebilir hale gelmesi. Biraz da altın olsun yani. Hani satabileceği altın, de tamamı satamazsınız da hani bir kısmını tabii. Diyelim ki sattınız. Gayet tabii. Onun için demek ki ülkelerin kaderinde bazen büyük döviz rezervleri de bir işe yaramayabiliyor. Onun için... Peki ne olacak şimdi? Yani Batı da zorlanacak elbette. Batı çünkü zorlanacak. Avrupa evet. Enerji tarafında Rusya'ya göbeğinden bağlı. Hani evet hani kış bitiyor en azından belirli bir kısmı geride kaldı falan ama sonuçta Rusya gaz tedariği yine devam ediyor. Evet. Bugünden yarına hani şimdiden kışa kadar bir sonraki kışa kadar da Avrupa'nın bu tabloyu değiştirme şansı falan yok. Evet yani kısa zamanda ruble dolarda 120 bekliyorum tahmin ediyorum. Bugün galiba 103 falan gibi bir yerde olsak. Bir miktar daha aşağı kaydı. Şu anda ben işte 96-97'ler civarında görüyorum. Biraz toparlamış. 103'ü galiba bugün gördük tabii, çünkü. Tabii. Onun... Hızlı hareket oluyor zaten. Evet. Ama ben de şimdi... gördüğüm kotasyondan çok emin değilim şu anda. Bayağı hareketsiz görüyorum çünkü. Tahmin ediyorum burada dinleyiciler... 104'müş. Bendeki kotasyon evet, ben yanlış, terminlerimi şey yanlış gösteriyor benim. Yani... Dinleyicileriniz açısından da belki önemli olan bildiğim kadarıyla pek çok yatırımcının Türkiye'de de Gazprom ve Lukoil sabit getirili menkul kıymetlerine de yatırımları var. Yani düştü diye yenisini almayı hiç kimseye kesinlikle tavsiye etmem. Ortalığın ne olacağı belli oluncaya kadar. Ellerinde olan da zaten herhalde şu anda satmaları kolay değil. Yani bu noktadan sonra biraz daha zor. Evet. Peki bunun örneğin Amerika tarafı için etkisi ne olur diye de sorayım. Çünkü para politikaları evet. Biraz değişebilir gibi görünüyor. ECB'den faiz artırım beklentileri gelecek seneye kaldı. İşte Fed'in 50 bas puan falan artırır diyenler yok. Mart'ta hani artıracağını anlıyoruz da eskisi kadar agresif olamayabilir falan diyor. Ne dersiniz? Evet. Yani adeta bir açık artırım haline gelmişti. Kaç tane Fed faiz artırımı görürüz mevzu. 7 diyorduk geçen haftaya 4, kadar. 5, 7, 6, 7'ye gelmiştik. Şu anda tekrardan hep bir geriye sayım başladı. Hani 4, 5 son derece hala makul gözüküyor ama sizin de az evvel belirttiğiniz gibi 50 bas puanlık bir artırımla başlama konusu gündemden tamamen kalktı. Avrupa Merkez Bankası için de keza bu sene herhalde bir artırıma gitmeleri ki o bayağı bir beklenti haline gelmişti birkaç hafta önce. O da gündemden çıktı. Ama şu anda başka bir açık artırım devam ediyor. Petrol fiyatı nereye kadar çıkar? Nereye kadar çıkabilir sizce? Yani ben 115-120 bekliyorum. 115-120 peki kalıcı olur mu? Kalıcı olmayabilir ama hani ne kadar ne zaman dönerin cevabını verebilmek gerçekten çok zor. Kalıcı olmaz çünkü genelde petrol fiyatlarında ta 1970'lerden başlayarak böyle şok artışlar olduğu zaman tüketim tarafı kendisini adapte ediyor bir şekilde. Yani insanlar işte daha az araba kullanmaya, ısınma alışkanlıklarını değiştirmeye veya alternatiflerini bulmaya benzer davranış değişikliklerine giderek petrol fiyatlarının yeni bir denge bulmasını bir süre sonra genelde sağlıyorlar. Bu sefer de farklı olacağını beklememek lazım. Ama arz tarafında işler kolay, en azından kısa vadede işler kolay değil. İşte bugün yarın herhalde İran'la bu nükleer görüşmelerin bir sonuca bağlanması mümkün. %98'i bitti bu uzlaşmanın diyor evet. İran. Peki uzlaşma olduğunu varsaysak yeni yatırımlar yapmadan İran'ın üretim kapasitesini artırma imkanı aşağı yukarı günlük yılda 1 milyon varil. Bu, yani 1,5'u 2,5 yapabilir. Evet aynen. 2,5 2,6 her neyse. Bu dünya
Avrupa'nın toplam üretiminin %1,5 eder. Hadi tamam, Trump gitti, Biden Venezuela'ya biraz daha işte şey yapıyor, tolerans gösteriyor. Bir 200 bin varilde Venezuela'nın artırabileceğini düşünelim. Bunun dışında kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Ha, bir şey daha var. Stratejik rezervlerden bir miktar serbest bırakabilirler. Orada da gördüğüm kadarıyla düşünülen bütün Amerika ve müttefikleri toplamda işte 6 milyon varil. Demek ki Rusya'nın 6 günlük mevcut üretiminden daha az. Şimdi burada tabii önemli birkaç faktör birden var. Bunlardan bir tanesi bu hafta mesela OPEC toplantısı var. Evet. OPEC toplantısı demek artık son zamanlarda OPEC artı diye konuştuğumuz evet. için Rusya ile birlikte götürdükleri bir üretim artışı süreciydi. Şimdi acaba OPEC artı artısıyla devam edebilecek mi? Evet. Bu ortamda mesela Suudi Arabistan, diğer ülkeler oturup Rusya ile birlikte bu petrol arzını beraber değerlendirebilecekler mi? Bu da mesela önemli soru. Evet, o önemli bir soru. Bunun yani cevabını bilebilmek de zor ama OPEC ne yapar diye soruyorsanız benim orada büyük bir değişikliğe gideceğini tahmin etmiyorum. Sınırlı üretim artışı politikasına devam edecektir. Yani çok radikal bir değişiklik yapacağını OPEC'in tahmin etmiyorum. Bu arada tabii Batılıların da daha fazla baskı yapacağı aşikar zannediyorum mutlaka. Tabii. Hani mutlaka bir üretim artışı vesaire bekleyeceklerdir. Peki bu bizi nasıl etkiler diye de sorayım son 1,5-2 dakika içerisinde. Yani bizi kötü etkileyeceği bariz. Bu mesela cari fazla verme konusu pek çok şeyin şu son 6 günde dünya genelinde gündemden kalktığı gibi herhalde bizim de gündemimizden o kalktı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yani, evet, nasıl bir kur ve nasıl bir gidişat bekleniyor yani, bizde? Hem enflasyon için kötü. Vallahi kuru hakkında bir tahmin yapmak zor. Çünkü kurun normal gidişatında yani piyasa gidişatında seyretmediğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bir tahmin yapmak çok güç ama enflasyon için mutlaka kötü. Cari açık beklentileri için kötü. Büyüme için kötü. Ama tabii dünyada sıkıntı yaşayan tek ülkede biz değiliz. Bu şu anda yaşamakta olduğumuz savaş sebebiyle. Teşekkür ediyoruz Fikret Bey, aktardığınız değerlendirmeler ve yorumlar için. Böylelikle Finans Merkezi'nin bugün için sonuna gelmiş olduk. Kısa bir aramız var. Sonrasında kapanışa doğru izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.